Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli izleyenler, Bayram Sevinci programındayız ve bayramın üçüncü gününde yine değerli konuklarımızla güzel bir bayram akşamı geçireceğiz inşallah. Hemen bu akşamki konuklarımızı takdim edelim. Yine Avrupa'dan değerli konuklarımız var. Abdusamet, Şener abim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Sizi gördük daha iyi oldu hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Ve Fethi Ahmet Şeker abim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür razı ediyoruz. Olsun. Bayramınız da mübarek olsun. Sizlerin de inşallah. Mehmet Ali abi iyisiniz inşallah. Hamdolsun önemli hocam. Sizi sormanızda iyisiniz. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah razı olsun. Şimdi Avrupa'dan dostlarımız, abilerimiz gelmişler. Biraz böyle onları soralım. Muhabbet edelim. Değil mi? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Gurbet ellerde hayat nasıl geçiyor? Yani hocam ilahi nameler bittiğinden beri neredeyse sen de Avrupa'dan gelmiş gibisin. O zaman ben seni hiç görmedik. Değil mi? Bu arada UEFA'nın içinde teşekkür ediyorum. Eyvallah, sürekli arayıp soruyorsun. Evet. Sizin gibi böyle tatillere, pikniklere falan gidip bronzlaşamıyoruz. Ne yapalım? Evet. Burada çalışıyoruz biliyorsunuz. Memurluk işte, memur hayatı. Evet hocam. Eyvallah. Abi nasıl gidiyor? Vallahi hocam nasıl gitsin? Elhamdülillah. Rabbim bugünümüze şükürler olsun. Tabii bir gurbetçinin, gurbetteki kardeşlerin en yaralandığı konu bayramı uzakta geçirmesidir. Evet. Biz de Allah'a şükür Rabbim bize nasip etti. Burada kardeşlerimize beraberiz, ailemize beraberiz, akrabalarımla beraberiz. Bunun verdiği bir sevinç var. Tabii ki bir de burukluk var. Tabii her güzel anın bir de sonu var. Bunun bir gidişi var. Gidişi var. Onun için yani bayramı ben ne kadar anlatsam oradaki bir kardeşiniz olarak bunu size aktaramam. Bunu yaşamak lazım diyorum. Kıymetini bilin diyorum kardeşlerime. Evet. Buradaki ortamın, bu güzelliğin, bu kardeşin kıymetini bilin. Çünkü orada bayram sadece bir gün hocam. Bir gün. Yani bize daha doğrusu değil mi hocam? Bir gün. Gidersin, namazı kılarsın. Kurban bayramı mesela, kurban keser, kurbanını keser, biter. O gün için biter. Özel bir tatil şey yapıyorlar mı? Mesela hafta içine denk geldiğinde. Yani resmi olarak, yani tam resmi olmasa da tabii devlet bazı kolaylıklar tanıyor. Tanıyor değil mi? Tabii öğrencilere tanıyor, işte iş memur kesimine evet. tanıyor. Ama tabii genel olarak özel sektör olduğu için evet. çalışıyorlar. Çalışıyor. Çalışmak zorundalar. Onun için ikinci günü tekrar iş günü olarak hayata devam ediyoruz evet, orada. Kötü. Burada biz Eyvallah. Bayramı bitirdikten sonra da bir 3-4 günde tabii, işte tabii. bayram sonrası tabii. bir tatil falan yapıyoruz. Yok maşallahınız var hocam. Maşallah. Yani. Ama onlar da kendi bayramlarında 15-20 gün tatil yapıyorlar yani. Yani. Değil mi? Tabii ki. O da, evet. var, o da var. O da var. Evet. Fethi Ahmet abi siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Nasıl geçiyor? Gerçi Absamet abi söyledi zaten. Evet. Buruk bayramlar. İkiniz de Almanya'dasınız geçiyor. Değil mi abi? Yok ben Avusturya'dayım. Avusturya. Fethi abi Almanya. Almanya'da. Evet. Belki Almanya'nın farklı geçiyordu hocam o da söylesin. Evet. evet. Aslında farklı değil. Hemen hemen aynısıdır diyebiliriz. Yani bayram Samet abimin söylediği gibi camide bitiyor. Bayram namazından sonra bitiyor. Ama ben şunları dile getirmek istiyorum. Yani 20 küsur seneden sonra İlk bayramı Türkiye'de ailemle, sevdiklerimle geçireceğim. İlk kez. Evet, ilk kez. Maşallah. Onun için çok mutluyum, sevinçliyim. Rabbim hayırlısını Amin. Versin inşallah. Allah daha nice bayramlar nasip i̇nşallah. Etsin. Nice bayramlar nasip etsin. Şimdi biz Hatta bayramdayız. Hatta şeydir değil mi yani, her yurt dışında yaşayan, gurbette yaşayan her kardeşimizin aslında sürekli hayalinde şey var. Bir gün böyle memleketime bir kesin evet. bir dönüş Tabii yapayım ki. Değil mi? Tabii ki. Evet. İnşallah o dönüşler de nasip olur. Yani şu açıdan da bakmak lazım. Geçen önceki yıl hocam hani oraya gitme şeyimiz olmuş bir yetimlerle ilgili bir konserde. Orada şunun da insan farkında bir anlamda varıyor. Mesela orada kardeşlerimizi gördüğümüz zaman o ortamın içinde, o çirkefin içinde diyorsun ki iyi ki yani bu kardeşlerimiz burada var. Aynen. Yani bataklıkta evet. gül gibi. Bir anlamda belki takdir-i ilahisi bazı hikmetlere binaen oraya götürüyor. Belki de sizin de orada olmanız lazım aslında. Fakat evet. her halükarda zor. Tamam, bizim bayram klasiğimiz
her evet. bayram konuştuğumuz şeyler. İşte bayram nasıl geçer, bir de eserlerle ilgili. İşte hüzünlü eserler mi, hareketli eserler mi? Hep deriz işte bayramın hüzünlü tarafı var, bayramın hareketli tarafı var. Bu akşam da inşallah yine böyle... Bu defa Avrupa'nın hep hüzünlü tarafı var hocam. Hocam yok. Şimdi bizim yani. Murat abiler var, Edip abi var, Samet abi, Fethi abi, hepsinin genelde o gurbetçiliğin, gurbette yaşamanın, sevdiklerinin uzak yaşamanın getirdiği bir burukluk var eserlerinde. Ben böyle bir şey görüyorum. Eyvallah. Orada yapılan eserlerin çoğu da arabesk tarzı biraz böyle. Biraz şimdi hocam, yani doğal olarak. Aynen ister doğal olarak. Şimdi bir önce de konuştuk ya, yani şimdi bir ne kadar gülerse gülsün bir insan, burada bir burukluk var illaki. Ama biz bugün böyle yapacağız hocam. Fethi abi böyle hareketli eserler okuyacak. Hı-hı. Ben de onu tamamlayacak hüzünlü eserler okuyacağım. Güzel bir kombinasyon varsa tamam. Tabii. Yani. O zaman sizinle başlayalım Mehmet abi. Benle başlayalım. Eserle başlayalım Mehmet abi. Tamam. Hocam benim eserim, özellikle buradan bir selam göndermek tabii. istiyorum yazarına. Kıymetli Zülküf Er hocam. Allah razı olsun. Çok güzel sözler yazıyor. Buradan selam olsun ona. Yasin'im eseri yapmıştı. Malumunuz yani bizim bundan sonra unutamayacağımız anlardan bir tanesidir. Bayramlardan bir tanesi Kurban Bayramı. Evet. Yasin Börü, şehidimiz Yasin Börü adına yazmıştı. Yazmış bir eser. Acizane biz de bestelemiştik. İnşallah onu bir seslendirmeye çalışalım. Peki, buyurun abi. Eyvallah. Üstüne kan mı düşmüş Yasin'im? Ay parçası yüzünde kurt pençesi Yasin'im. Kırıldın mı fidanım? Zılgıtlarla Yasin'im. Kaç darbe kaç kurşunla vuruldum ben Yasin'im. Dişlerinden damlıyor mazlum Kürtlerin kanı. Kurban olsun ben yine katillerin alayı. Eritir nar ukba hem demiri hem taşı. Sana kıyan katilin cehennemdir yatağı. Merhamet deryasıydı kurşunlanan yüreğin. İçindeydi yüreğin, elindeki poşetin. Mübarekti seferin, küçelerdir şahidin. Ne kadar da istedin mazluma bayram gelsin. Mazluma bayram gelsin.
Kestiler de önünü şu cehennem itleri. Kazıldı her bir yana Uhud'un hendekleri. Bekliyor pencerede Hatice ana seni. Neredesin Yasin'im? Anan özler Gamze'ni. Var Yasin'im divana, anlat olanı ona, anlat olanı ona. Niye kıydılar sana, kaç darbe var canında, canında. Sana şahitlik için taşlar gelir lisana, taşlar gelir lisana. Tut zalimi paçadan, at hepsini zakkuma, at hepsini zakkuma. Nur simanın üstüne kanlı düşmüş Yasin'im. Ay parçası yüzünde kurt pençesi Yasin'im. Kırıldın mı fidanım zılgıslarla Yasin'im. Kaç darbe kaç kurşunla vuruldun be Yasin'im. Eyvallah, yüreğine sağlık. Eyvallah, evet, ilk eserimiz yine bir kurban bayramında hunharca şehit edilen, evet, Yasin, şehit Yasin Börü ve arkadaşlarıyla, evet, ilgili. Tabii dedik ya, bayramın güzelliği var, sevinci var. Hatta programımızın ismi de Bayram, eyvallah, Sevinci. Ama bayramın hüznü de var, bayramın şehitleri de var, değil mi? Bizler onları da, o hüznü de, o şehitleri de elbette ki yaşıyoruz ve tabii ki unutmuyoruz, eserlerimizde de unutmuyoruz. Mehmet Ali abi, niye böyle şeysin, böyle solgun, dalgın? Yok böyle, hocam. Çok mu hüzünlü? Her defasında niye bana bunu söylüyorsun hocam? Çünkü ilk bölümde böyle açılmıyorsun, ikinci bölüm. İkinci bölümde çok açılıyorum. Bayram abi biraz açıl. Çok mu şey yaptık, bayramda yemek yedik falan, hani şeker meker. Bayramın üçüncü günü ya hocam, herhalde, evet, o gezmelerin falan artık bir finale doğru gidiyorsun. Onun verdiği bir yorgunluk olabilir. Onun haricinde sorun yok. Eser güzeldi. Samet abi, ağzına yüreğine sağlık. Bunu 6-8 Ekim dönemine yakın bir zamana yapmıştın sanki. Ben öyle hayal meyal hatırlıyorum. Sanki gelmiş televizyona bu, evet, eserin. Bununla, evet, ilgili klip falan arkadaşlar. Tabii. Değil tabii mi? Televizyonda sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, birkaç kere yayınlamıştı. Yani hemen akabinde yani yaptın, değil mi? 6-8 Ekim o yıl içinde yaptın. Evet, o seneydi. O seneydi. Güzel. Zaten Zülkif hocam, Allah razı olsun, çok güçlü kalemi, çok güçlü, hı-hı, bir yüreği var. O gönderir göndermez biz de Rabbim nasip etti. Bir Allah razı olsun. Zülkif hocam gerçekten 6-8 Ekim'le ilgili çok ayrı bir hassasiyet, evet, oldu. Evet. Şehitler yürüyor Ahmet sokaklarında, evet, bir şiiri vardı. Yunus, evet, evet, Emiroğlu hoca seslendirdi. Evet. O şiirde de çok, o şiirde çok güzeldi. Burada da sözler gerçekten, evet, çok vurucuydu. Evet. Yani ay parçası yüzünde kurt pençesi Yasin'in, evet, o yakıştırmalar falan iyi olmuş. Allah Teala bir daha 6-8 Ekimleri yaşatmasın bize diyelim. Amin. Öyle, amin, bir temennide bulunalım. Amin. Ben olayı biraz insan zamanla unutuyor. Şimdi repertuar hazırlarken Samet abi dedim, abi dedim, bu Yasin Kurban Bayramı'na ağır gider dedim. Dedi abi, dedi ya, hani Kurban Bayramı şehitlerinden mi, ya ondan dedi. Tabii ki. Evet. Evet Fethi abi, senden hangi eseri dinleyeceğiz? Benden inşallah hareketli bir eser seslendirmek istiyorum. Hareketli bir eser. Dengeleyeceksiniz zaten. Tabii tabii. Öyle gidecek değil mi? Peki hangi eseri alacağız? Can Kurban Muhammed'e. Can Kurban Muhammed'e. Bizim
bütün programlarımızda, ister bayram programları olsun, ister ilahinameler olsun, isterse içinde müzik olan diğer programlar olsun, muhakkak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili eser vardır, olmalıdır da. Değil mi? Buyurun. Sevdalandım, ben hasretiyle yandım. Bir güle sevdalandım, ben hasretiyle yandım. Beklerim bahar gelsin, kokusuna doymadım. Beklerim bahar gelsin, kokusuna doymadım. Ay 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 ay, can kurban Muhammed'e. Ay 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 ay, can kurban Muhammed'e. Hasretiyle tutuştum, yandım döndüm ben küle. Yoluna kurban olsun, feda olsun bu köle. Gönüllerde açar, sineye rahmet saçar. O gönüllerde açar, sineye rahmet saçar. Onu bir kez koklayan ömrüne ömür katar. Ona bir kez bağlanan ben gibi ağıt yakar. Ay 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 ay, can kurban Muhammed'e. Ay 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 ay, can hayran Muhammed'e. Hasretiyle tutuştum, yandım döndüm ben küle. Yoluna kurban olsun, feda olsun bu köle. Rengi kokusu haktan, bu alemde yok ondan. Rengi kokusu haktan, bu alemde yok ondan. Mevlam nasip etse de gül efendime varsam. Ravzasına el sürüp doya doya koklasam. Oy 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 oy, can kurban Muhammed'e. Oy 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 oy, can hayran Muhammed'e. Hasretiyle tutuştum, yandım döndüm ben küle. Yoluna kurban olsun, fena olsun bu köle. Eyvallah. Ağzına, yüreğine sağlık. Ağzına sağlık. Can kurban Muhammed'e. Evet. Can hayran Muhammed'e. Güzel bir eser. Orada programlar, etkinlikler, onları hiç konuşmadık. Nasıl gidiyor, nasıl oluyor? Ondan önce şey konuşalım hocam bence. Şimdi bu eser ve vesileyle ilgili ben gireceğim yani masat konu. Tabii. Yerinde bölünmüş olsun. Tamam, Fethi Ahmet yani abi. Yani şeyi bozmuyorsun. Standartımızı bozmuyorsun. Aynen bozmuyorum hocam. Şimdi eseri çok es geçmeyelim. Ondan nasıl değil. Hani soru sordum. Yani konuyu değiştirme. Hocam soru eser biter bitmez hemen girince o girme yeri kalmıyor. Mecburen kesmek zorunda kalıyoruz. Doğrudur. O konuda da iyi üstadım kesiyorum. Üstadım haklıdır. İyi bir keseyim. Ahmet abi
genelde söz ve besteleri sen yapıyorsun sanki. Evet. Biz Ahmet abi bu arada o yönüne tanıtmış olalım. Şehit Aytaç eseriyle Ahmet abi biz tanımış olduk. Evet. Rehber TV izleyicisi. Ve çok güzel bir eserdi. Evet. Hatta onunla ilgili ara ara böyle çok küçük çocuklar bile. Şimdi bir eser hocam küçük çocukların dinine düşüyorsa bu eser, o eser güzeldir. Aynen. Kaç tane çocuğun böyle okuması oldu. Hatta bir iki tanesini Ahmet abiye zamanında attım. Gerçekten güzel bir eserdi. Farklı bir beste. Benim kızım 3 yaşındaydı o zaman. O da okuyordu. Birkaç kıtasını ezbere okuyordu. Aynen. Onu da çekmiştim böyle şey. Aynen. Videoya. Evet. Bu bestenin sözleri de sana aitti Ahmet evet, abi. Sana ait. Evet. Hatta demin sen okurken Emin abiyle böyle işaret ile konuştuk. Şehit Aytaç var mı repertuarında dedi. Ben öyle anladım. Evet. Dedim iki defa zaten okumuş burada. Evet. Bir de okumasına gerek yok. Şehit Aytaç eseri gerçekten güzel bir eser. Abi. Keşke hazırlasaydı. Dinleseydik. Yani epey zaman geçti çünkü. Özellikle şimdi hocam İlahi Nameler programı bütün sanatçılarımız için biraz eserlerini tescilleme yeridir bir anlamda. Evet. Çünkü hani mesela gerçekten bu konuda hani emeği geçen bütün kardeşlerimizden teknik rehberliğin teknik elemanlarından Allah razı olsun. Güzel bir sound var ortada. Mesela demin Samet abi eseri seslendirdi. Onun stüdyo kaydı da vardı. Evet. Buradaki sound bana çok daha farklı geldi. Hatta enstrümanlarımız bile çok daha farklı. Daha şey itiraf edeyim bana da farklı geldi. Değil mi abi? Ben eseri vay be yani ilkin böyle hani acabalardaydım. Evet. Ben de itiraf edeyim. Evet. Fakat bura vay be güzelmiş eyvallah, dedim kendi içimde eyvallah. Eser. Ya şimdi hocam vaktini kestim. Yani bu burada olmanın şeyidir. Yani bu coğrafyada olmanın, bu havayı teneffüs, teneffüs etmenin etkisidir. Etkisi de var değil mi? Doğrudur. Muhakkak. Aynen. İşte haliyle ne olur hocam mesela ben kendim de mesela bir eseri bir kere okuduysam ya mesela aklıma yani bir gün hani daha önce hep diyorum ya bir gün Rehber TV'ye veya İlahi Nameler'e çıkarsam şu eseri okurum dediğim evet. bir liste var. Evet. Ben diyorum öbürünü nasıl olsa okudum hadi ben bunu da okuyayım da bu da en azından dursun. Kayda geçmiş evet. olsun. Böyle bir duygu var hocam. Anladım. Evet. Peki biz o diğer soruyu eserden sonra soralım. Tamam. İşte etkinlikleri, programları oradaki evet, orayı biraz merak ediyoruz. Bir eser daha alalım yapalım sizden hocam. Abi. Hangisini alalım? Hocam annem eseri. Ben malum hepimiz gurbetteyiz. Herkes gibi ben annemi çok seviyorum. Evet. Bu sözleri de bestesi de şahsıma ait. Bir gün oturdum, yine bir hüzün basmıştı. Öyle kaleme döküldü, arkasından bestesi geldi. Seslendirelim inşallah. Bayramlarda anne eseri de güzel. Tabii. Böyle annesini kaybedenler, annesine o hasreti duyanlar. Semboldür. Yani semboldür. Anne ve baba bayramın sembolüdür. Yani evet. İlk iş onların el öpümüne gidilir. Doğrudur. Biz de uzakta olduğumuz için sadece sesimizi duyurabiliyoruz. Evet. O zaman sesimizi duyuralım abi. Selam olsun. Buyurun. Özellikle annemin elinden öpüyorum. Eyvallah. Aklını helal etsinler ve tüm annelere gelsin inşallah. İnşallah. Buyursunlar hocam.
sen gül ağlayan ben olan. Sen yelden sakınırken, geceleri uyumazken, sen yelden sakınırken, sevdası dağlara aşarken, yavrum nerede nerede, sevdası dağlara aşarken, yavrum nerede nerede. Anam anam garip anam, gözyaşına mendil olam. Anam anam güzel anam, sen gül ağlayan ben olam. Anam anam güzel anam, sen gül ağlayan ben olam. Anam anam güzel anam, gözyaşına mendil olam. Gözyaşına evet, duygusal bir eser. Şimdi bayramlarda işte Yusufiler, evet, gurbettekiler, böyle anne hasreti çeken izleyicilerimiz var muhakkak şu anda ekran başında izleyenler. Böyle eserlerde inanıyorum ki özellikle bayramda ağlıyorlardır, gözyaşlarına hakim olamıyorlardır. Bu da yaratılışın bir güzelliği. Eyvah. Annenin anne şefkati yavrularına, yavrunun da anne sevgisi. Öyle bir aşk ki bu, öyle bir tarif sevdadır yok ki bu. Yani bunu tarif etmek mümkün değil. Zaten insanoğlunun hemen hemen tümü bu duyguyu yaşıyor zaten birçoğu. Yaşayamayanlar var bir de. Hocam, mesela annesini hiç görememiş, evet, olanları var. Bu eser onlara gelsin abi. Öyle, eyvallah, hiç annesini görememiş. Hocam oradaki kardeşlerimiz var henüz. 17 senedir, 19 senedir, 20 senedir gelemiyor buraya. İstiyor fakat gelemiyor. Evet. Biz en azından Rabbim bazen nasip ediyor. Gelip, evet, elini öpebiliyoruz fakat onlar göremiyorlar. Evet. Yani dediniz ya anne şefkati. Kısa bir şey söyleyeyim. Affınıza sığınarak. Küçücük bu, bazen belgesellerde izleriz. Hani bir vahşi bir hayvan bir yavru hayvana saldırırken başka bir anne, evet, hayvan onu koruyor. İnsan orada dahi duygulanırken eşrefi mahlukat olan insan, yani anneden bahsediyorum, onların duasını alamayanlar acaba nasıl bir vicdana sahipler diyorum kendi kendime. Rabbim devamlı annelerimizin duasını alanlardan eylesin. Amin. Eğer bu eserde bir nebze ağlatabilmişsek, evet, hatırlatabilmişsek o insanlara, o kardeşlerimize, annelere vesaire, hı-hı, ne mutlu bize. Eyvallah. Ağlayanların bir kısmı da, belki de çoğu ağlayanların büyük çoğunluğu diyeyim hocam, annesi sağken annesinin kadrini kıymetini bilememiş. Belki annesine çektirmiş. Belki, eyvallah, annesini gereği gibi sahiplenememiş ve
emir vaki olduğu zaman, Allah-u Teala hani emanetini aldığı zaman, annesi vefat ettiği zaman şu an artık o hataları telafi edemiyor. Ve annesini o şekilde hatırlayan insanlar bence çok ağlıyordur. Evet. Ondan dolayı annelerimiz sağken daha yaşıyorlarken ve aslında bütün sevdiklerimiz daha yaşıyorken, yan yanayken birbirimizin değerini bilelim, birbirimizin kıymetini bilelim. Peki. O soruyu biraz daha öteleyeceğiz. Fethi abiye döneceğiz tekrar. Ondan da bir eser alacağız. Evet. Şimdi yine hareketli bir eser mi alalım? Tam hareketli demeyelim de böyle yarı hareket, yarı hüzünlü. Yine Can Muhammed'le devam edeceğiz. Işte. Can Muhammed. Evet, maşallah. Güzel o zaman. Can Muhammed diyelim. Bayramla da yani şimdi tamam hüzün ama biraz da coşku yani biraz da heyecan değil mi? Bayram biz hüzünlenirken aynı zamanda seviniyoruz da, coşuyoruz da değil mi? Bayramların en güzel tarafı da budur. O zaman Can Muhammed diyelim. Buyurun abi. Hasretini çekiyor ümmetim, bir daha belirmez mi geliş alametleri? Parlayan o yıldızın tekrar olsa müjdecin, o kutlu gelişini biz de görseydik senin. Parlayan o yıldızın tekrar olsa müjdecin, o kutlu gelişini biz de görseydik seni. Muhammed Can Muhammed, canımızsın Can Ahmet. Muhammed Can Muhammed, ümmetin sana hasret. Muhammed Can Muhammed, gözümüz yolda elbet. Muhammed Can Muhammed, gel de bitsin bu hasret. İkra vahyin nuruyla nübüvvet başladı ya, titreyen bedenini biz örtseydik efendim. Paslanmış kalbimizi nurunla yıkasaydın, ensarın muhacirin biz olsaydık efendim. Paslanmış kalbimizi nurunla yıkasaydın, ensarın muhacirin biz olsaydık efendim. Muhammed Can Muhammed, canımızsın Can Ahmet. Muhammed Can Muhammed, ümmetin sana hasret. Muhammed Can Muhammed, gözümüz yolda elbet. Muhammed Can Muhammed, gel de bitsin bu hasret. Thank you.
Hicret, boykot, işkence uğrunda seve seve verseydik canımızı Uhud, Bedir, Hendek'te. Ashabın olamadık, sana çok uzaktaydık. Kardeşlerim dedin ya, sanki senle yaşadık. Ashabın olamadık, sana çok uzaktaydık. Kardeşlerim dedin ya, sanki senle yaşadık. Muhammed can Muhammed, canımızsın can Ahmet. Muhammed can Muhammed, ümmetin sana hasret. Muhammed can Muhammed, gözümüz yolda elbet. Muhammed can Muhammed, gel de bitsin bu hasret. Yüreğine sağlık. Bu sözler yine size mi ait? Gerçekten sözler de güzel olmuş değil mi hocam? Beste de olmuş. Güzel zaten. Evet. Sözler de güzel olmuş. Sözler çok güzel, manidar. Evet. Özet değil mi? Evet. Yani siyerin bir kısa özeti olmuş. Ağzına yüreğine sağlık. Sağlık. Kaleminize de sağlık bu arada. Şimdi o soruya gelelim abi. Tamam abi. Şimdi orada programlarda programlar nasıl gidiyor? Etkinlikler var hocam, mı yok mu? Ara ara abi, duyuyoruz, görüyoruz ama. Niye hep ben cevap veriyorum? Abi, sen de cevap verebilirsin. Buyur abi. Soruyorum, evet. Programlar oluyor. Öncelikle o çünkü daha çok onların bölgesi. Almanya çünkü kalabalık. Değil mi? Tabii tabii. Hmm. Kalabalık da devamlı oluyor. Evet. Orada aslında yani abilerimiz olsun, Müslümanlar olsun, evet, Allah hepsinden razı olsun. Programlarda, etkinliklerde genelde hep bir araya gelmeye çalışıyoruz ve geliyoruz da. Programlar bir de bir araya gelme vesilesi oluyor, evet, değil mi orada? Evet, kesinlikle. Hı, yani tüm Avrupa diyebiliriz. Hollanda'sı, Fransa'sı, Belçika'sı, Avusturya'sı. Artık hı, program, etkinlik Almanya'da ise orada bir araya geliyorlar. Hı hı. Başka bir yerde ise orada bir araya geliyorlar. Sık sık yapabiliyor musunuz yani böyle programları? Sık oluyor yani, mu yoksa özel orada gün, hocam, geceler? Şey gibi orada da yine buradaki gibi yine kutlu doğumlar orada da var. Yılda daha çok bir salon, kez değil mi? Öyle orada Noel tatiline denk getirilen yetimlerle, evet, danışma geceleri var. Evet. Yetimeli derneğimiz var orada. Ben Allah niye abilere soruyorum ki? Sana geldi, geldi. Yani meseleyi oraya getireceğim de ondan şimdi. Emin Hoca da izin vermiyor ki. Evet, katılım noktasında yani şimdi Müslümanlar dedi hani burada biraz garip oluyor yani Müslümanlar genel olarak geliyor diye ama olarak Avrupa gibi bir yerde tabii ki bu elbette kullanılır. Ki. Müslümanlar genel olarak şimdi geliyor. Alışkanlıktan geliyor hani orada bir türlü olduğu için. Yok yok hani normaldir diyorum. Hani elbette Avrupa'da ki bir etkinlik olacaksa, İslami bir etkinlik, Müslümanlar gelecek. Çünkü elbette orada Hristiyanlar ağırlıkta. Oradaki her kesimde Müslüman geliyor değil mi? Tabii ki. Yani Allah'a şükür şimdiye kadar herhangi bir olumsuz tepki almadık diğer, evet, cemiyetlere olsun, dernekler olsun. Yakınlarındaysa eğer, hı hı, gelmeye çalışıyorlar. Eğer yani geliyorlar da. Evet. Şükür bundan 10 sene önce nasıldı abi, şimdi nasıl? Evet. Nasıl? 10 sene önce nasıl? 10 sene nasıl önce şöyle söyleyeyim hocam. 300 kilometre, 400 kilometreden biz derdik ki ya gelin biraz kalabalık olsun en azından, evet, ya program yaptığımız belli olsun derdik, evet, arkadaşlar. Ama şimdi öyle bir ihtiyaç yok. Şimdi herkes kendi bölgesinde, kendi şehrinde halka açılabilmiş, inebilmiş. Evet. Gayet yani güzel, dışarıdan, evet, kimsenin gelmesini yani gelse iyi olur da, evet, muhtaç değil yani, öyle değil. Oradaki halk onu besleyebiliyor yani Allah'a şükür. İyi, Allah kolaylık versin. Allah sayınızı artırsın. Amin. Müslümanların şimdi sayısını artırsın. Özellikle hani sayısını artırsın derken gurbetçi manada değil. Oradaki oralı insanların da insanlara da hidayet versin. Elbette ki. Sizin ellerinizle, sizin dillerinizle onlara inşallah hidayet versin diyelim. Allah sizin olsun etkinliklerinizle. Amin. Mesela amin, bir etkinliğe denk gelip işte orada konuşmaları, ilahileri dinleyip bir Müslüman olursa, olur elbette orada ki sizin de bir payınız var. Biz, birinin hidayetine vesile olmak dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Bunu yani diyoruz. Hatırlar mısın abi, biz konuşurduk hatta. Bir tane Müslüman bir bacı, hı hı, kutlu doğuma geliyor ve orada Rabbim hidayet ediyor. Yani ondan sonra Müslüman olmaya karar veriyor. Yani daha önce Müslüman değil.
Ne güzel. Biz onu duymuştuk ve gerçekten çok etkilendik. Burada sizin de tabii katkınız, payınız, elbette, hayrınız muhakkak elbette var. Rabbim ondan yüz hürmetine inşallah ecrimizi kat kat verir. Araya girmeden önce bir eser daha alalım. Alalım mı hocam? Alalım. Tamam. Bir eser alalım sizden. Ben ne alalım? Türkçe okudum. Evet. Bir tane Kürtçe okumak istiyorum. Kürtçe tabii ki. Biz notlarımızda evet. İslam gelekti şirini diyelim hocam. İslam gelekti. Yani bu nostalji diyebileceğimiz bir eserden bir tanesi. Buyurun. Dermani bir
dili diteteni dihevini. Ağzına, yüreğine sağlık. Allah razı olsun abim. Sözler Mola Abdurrahman İçtek hocamıza ait. Evet, dediğim gibi biraz nostaljik bir Özlem Ajans'ın evet, albümlerinden evet, yer alan bir eserdi. Çok da güzel bir eser. Güzel bir eser. Gerçekten güzel, çok şeyler anlatıyor. Sesine de yakıştırmış, sesine de tam oturmuş. Allah razı olsun. Sanki Allah de o seslendirmiş yani. Ağzına, yüreğine sağlık. Yorum güzel, eser de güzel. Böyle o Özlem Ajans'ın ilk albümlerinde en evet, çok tutulan eserlerden evet, biriydi. Biriydi bu. İslam o, eseri. O dönem çan albümde evet, doğrudur. Ve hep de istek alan bir eser. Evet. Yani kesinlikle. Ger şerini es ferhadım, estev zinam emin hatta bümrüm tebernadım, dikim serte hüznüşini. Yani güzel sözler. Evet. Seyda çok güzel yazmış. Onda kalemi. Sözlerde böyle bir derin bir coşku, lirizm var hocam değil mi? Yani evet, böyle hani İslam'a olan sevgiye, aşkı böyle bir haykırarak yani evet, şirinle ferhada benzetmiş böyle aşkı. Hı. Yani ölünceye kadar seni bırakmam. Evet. Güzel güzel işlemiş. Bir yerde de hem Yusuf'un yani bir en sonunda da umut şey yap pompalıyor biraz. Kervan medeni. Tam biz şeydeki kuyudaki Yusuflarız. Evet. Elbet diyor bir gün bir kervan bizi de o kuyudan çıkartır diyor. Evet. Çok güzel. Ya da kompozisyonu çok güzel yani, böyle hazırlamışlar. Aynen. Sonuna güzel bir kompozisyon. Müsaadenizle bir artık araya girelim. Aradan sonra aynen, inşallah devam edeceğiz. Değerli izleyenler, bayram sevincine kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından inşallah tekrar buradayız. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz Bayram Sevinci programına. İlk bölümde güzel eserler, bir yandan duygusal bir yandan hareketli güzel eserler dinledik. İnşallah ikinci bölümde öyle olacak. En son programları biraz konuşmuştuk. Avrupa'da programlar nasıl gidiyor? Gerçi ben her gelişinizde bunu soruyorum ama hani merak ediyorum. Evet. Dediniz ya bir bayan gelmiş orada kutlu doğumu işte dinlemiş Müslüman olmuş. Orada Müslüman olanların oranında artışlarla ilgili öyle haberler falan duyuyoruz. Var mı öyle? Gözlemleyebiliyor musunuz? Biz biraz önce de konuşmuştuk. Orhan hocamla bir bu konuyu konuşmuştuk. Dedim sadece 5 senede 4000 Alman Müslüman olmuş. Maşallah ne güzel. Yerli halk olarak. Evet.
Şu anda da değil mi Fethi abi? Camileri var. Kendi camileri. Kendi cami. Tabii tabii. Kendi cami. Almanca yani hutbe veriyorlar. Hocalar Alman. Yani ciddi bir artış var. Ama şey de var değil mi? Yani öyle İslam'ın önüne, insanların Müslüman olmasının önüne geçen işte propagandalar, yayınlar vesaire. Hayır, elbette mi? Ki. Elbette orada. Ki. Olmaz olur mu hiç? Yani özellikle okullarda başlıyor bu olay. Ama tabii bilinçli Müslümanların sayısı fazla olduğundan dolayı ailede başlıyor bu iş. Değil mi? Yani burada bir nevi biraz daha rahat çocuk okula gidiyor. Yani zaten biz ama orada daha ilk anaokulundayken tembih ediliyor. Evet. İşte yeme içme konusu olsun diğer. Mesela ilk başlarda kiliseye götürürlerdi çocukları. Okul ilk günü. İlk günü. Bu son 3-4 senedir Müslümanlar camiye gidiyor. Hristiyanlar kiliseye gider. Gitsinler de yani hani onda bir şey yok fakat kara propagandayla İslam'ın önüne geçmeleri gerçekten sıkıntı yani. Evet. Vallahi ne kadar yapsalar da ters yapıyor hocam. Yani onlara göre elbette ki ters yapıyor ve daha çok araştırma içerisine giriyorlar. Yani bu İslami tebliğin hocam tabiatında var. Yani kara propaganda peygamberimiz zamanında yapılmış. Evet. Büyücü demişler. Yani bu panayra gelen insanları ondan uzaklaştırmak için deli demişler, mecnun demişler. Hep olacak zaten. İşin tabiatında var. Evet. İmtihanın tabiatında var. Evet, Mehmet güzel ama eserler. Şimdi ekran başında bizi izleyen kardeşlerimiz, izleyicilerimiz ilahileri, eserleri, ezgileri de istiyorlar. En son Fethi abi'de kalmıştık herhalde değil mi? Sizden bir eser alalım abi. Evet. Ne alalım, ne dinleyelim? Valla anneler üzerine yazılmış bir eser var. İnşallah onu seslendireyim. Anne. Bu arada bu eser tüm annelere hediye olsun inşallah. İnşallah. Buyurun abi. Kucağına annem, o cennet kokuna annem. Annem, hasretim ben sana annem. Sıcak kucağına annem, o cennet kokuna annem. Hasretin yakıyor annem, neredesin annem? Annem, yüreğim yanıyor annem. Hasretin yakıyor annem, neredesin annem? Yokluğun çok beter annem, hasret olup çöker annem, gözümden yaş döker annem. Annem, yokluğun çok beter annem, hasret olup çöker annem, gözümden yaş döker annem. Hasretin yakıyor annem, neredesin annem? Annem, yüreğim yanıyor annem. Hasretin yakıyor annem, neredesin annem? Annem, senden uzaklarda, dünya zindanında kaldım bir başıma annem. Annem, vardım mezarına. Annem, sarıldım taşına. Annem, ağladım başında annem. Ah annem ah.
Annem vardım mezarına, annem sarıldım taşına, annem ağladım başında, annem. Annem vardım mezarına, annem sarıldım taşına, annem ağladım başında, annem. Annem yüreğim yanıyor, annem hasretin yakıyor, annem neredesin annem. Hasretin yakıyor annem, neredesin annem? Allah razı olsun. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Fethi abi. Anneniz yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor. Evet. Öyle Allah hani, uzun hayırlı ömür versin. Allah hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Söylerken o şiir kısmında özellikle mezar taşına dediniz. Evet. Acaba dedim hani öyle bir duygusal söylediniz ki evet. Annesi acaba vefat mı etmiş diye evet, yani, merak ettim. Müslüman kardeşlerimizin elbette annesi vefat edenler var. Yani evet. Onların duygularını haz alarak evet. Hissederekten de yazmaya çalıştım. Bu arada bu eser anneme hediye olsun. Eyvallah. Bütün annelere evet, gelsin. Annelere. Siz yazdınız yine maşallah. Evet, evet. Abi bir söz ve besteyi bir arada yapabilmek bir sanatçı için büyük bir şanstır. Onu söyleyeyim. Evet. Niye söz ve besteyi bir arada yapma şansı? Daha önce de bunu söylemiştim. Şimdi hocam beste gelince bestenin belli bir duygusu var. Böyle o tınının içerisinde bazı duygular gizlidir. O gizli duygulara giydirebileceğin sözler de aynı yerden çıkınca çok iyi örtüşüyor hocam. Kaynak bir oldu mu? Kaynak bir olunca çok iyi örtüşüyor ve bunu yapanlar da genelde başarılıdır. Yani söz evet. Ve güzel besteler yapıyorlar. Evet. Hani Kervan serisinden hatırladım şu an aklıma gelen örnekler var bizim Kervan serisi içerisinde. Hı hı. Evet. Şimdi söz yazarı olup aynı zamanda bestekar olmak ve aynı zamanda onu seslendiren bir sanatçı. Tabii o yorum da aynı. İşin içine hı. Giriyor. Üçü bir araya gelince kaynak dediğiniz gibi bir olunca ortaya güzel bir ürün, güzel bir eser çıkıyor. Ben ne yapıyoruz hocam? Bilmiyordum biz ama. Mesela ben kendim ne yapıyorum? Bazen böyle yürürken hatta çoğu defa İstanbul'dayken daha az ya böyle otobüste yolculuklar uzun ya böyle tutulmuşsun şeye o an aklına böyle çok duygusal bir melodi geliyor. Diyorsun ben bunu mutlaka kaydetmem lazım. Çünkü bu çok güzel bir beste diyorsun falan. O an onu kaydediyorsun. Otobüste çıkarıp kayıt mı yapıyorsun? Yok hafif böyle kimse görmeden hafif böyle mırıldanıyorsun yetiyor zaten sana hocam. Otobüste hani, böyle görenler ya bunu çaktırmıyorsun hocam. Onda ince şeyleri var şimdi. ondan sonra onu kaydettikten sonra ona söz bulman lazım. İşte o sözden müziği bu, sonradan mesela söz yazarlarımız var. Gönderiyoruz. Hocam işte böyle bir bestem var. Söz yazar mısın diyoruz. Söz yazıyor ama örtüşmüyor tam. Her evet. Zaman. Bazen hani cuk diye oturuyor diyorlar ya. Bazen evet. Öyle oturuyor. Evet. Bazen de evet. Olmuyor. İşte söz ve besteyi bir arada yapan arkadaşlarımızın öyle bir şansı var. Şansı evet. Var. Derken siz söz sizdeyken. Evet. Mehmet Ali abi. Senden de bir eser alalım. Evet hocam. Almadık değil mi bu akşam? Benden de yine böyle nostaljik bir eser seslendireyim. Ta 2000 öncesi Kıyanlar Durmaz albümünden Ahmet Sabran abimiz okumuştu. Benimle Ahmet'in sesini birbirine çok benzetirler eserleri. Evet, doğrudur. Ben de Ahmet'in sesini beğeniyorum açıkçası. Eğer benziyorsa demek ki sesim idare ediyormuş. benzediği için mi seviyorsun sesini, beğeniyorsun? Yok hocam, ses rengi hoşuma gidiyor benim. Ben Ahmet, biz bu grup kendi hep onu söylüyorum Ahmet abi diyordum. Ses rengin çok güzel ses rengini beğeniyorum. Evet. Derdim hep kendisine. Ne dinleyeceğiz? Onurlu Destan. Resul Gönüllere. Resul yalan. Gönüllere. Evet. Sabır Eker'di. Eker'di evet. Peki buyurun. Kaldıran Muhammed'iyiz. Şirk
verdi. Şirk düzenini belini kırdı. Resul gönüllere vahiye gerdi. Resul gönüllere vahiye gerdi. Resul gönüllere düzen ekerdi. Yerine gelir, verile nahit. Resul gönüllere sabır ekerdi. Resul gönüllere sabır ekerdi. Resul gönüllere zafer ekerdi. Resul gönüllere zafer ekerdi. Eyvallah, eyvallah, yüreğine sağlık. Eyvallah Ali abi. Hocam. Resul gönüllere sabır ekerdi, zafer ekerdi, vahiy ekerdi. Eyvallah. Değil mi? Resul gönüllere ne ekmedi ki? Tabii o dönemin eserleri, hani eserlerinin tümü artık bizim klasik eserlerimizdendir. Ama o dönemde de işte Kıyamlar Durmaz değil mi? Kıyamlar Durmaz. Cihat Eri. Böyle o sesler karıştırılırdı. Evet. Sizinle Ahmet abinin sesleri karıştırılırdı. Ben sizi tanıdığım için... Evet. O sesi ben karıştırmazdım ama herkes karıştırırdı o dönemde. Eskiden biraz öyle değil mi hocam? Yani sen TV, radyo, iletişim araçları falan yoktu. Bir albüm çıktığı zaman hani sanatçılar da çok ortada olmazdı. Sanatçıların böyle bir gizemi olurdu. Evet. İşte çıktığı zaman fikir yürütürdük. Acaba bunu söyleyen kim? Yani ta hani bu sanatçı bir gün bir düğünde bir programda gördükten sonra ses ve sanatçı eşleştirmesini yapabiliyorduk. Bende de çok olurdu. Bir albüm çıktığı zaman diyordum ya bu acaba falan konserde ya da falan etkinlikte, düğünde daha doğrusu, o zaman evet, konserler de çok yoktu. Gördüğüm ses mi diye şey yapıyordu, fikir yürütüyordu. Benim de öyle görmediğim sanatçılar vardı. Daha sonraları 2000'lerde görünce yani kafamda hayal ettiğim
tasarladığım, canlandırdığım kişiyle gördüğüm kişi arasında dağlar kadar fark oluyordu. İlk etapta o sesi yani yakıştıramıyordum. Evet. O şekille o sesi birbirine yakıştıramıyordum. Biraz hayal kırıklığı başka mı oluyor şey hocam insanla? Oluyor. Yani keşke görmeseydim de hep hayal ettiğim gibi mi olsaydı sağ olsun? Bazen oluyor. Evet, yani bazen de benzer oluyor yani öyle. Diyorsun ki işte görmedim ama bizim tasarladığım düşündüğüm kulaklarını şınlatalım. Şimdi bizim Muhammed Taha hocamız var Bingöl'ü Zaza sanatçılarımızdan. Şimdi Remzi abiyle daha yeni yeni Remzi abi gelip gitmeye başladı. TV'ye falan gelmeye başladı. Şimdi Remzi abiye takılıyor. Şimdi Remzi abi de saçlar maçlar biraz dökmüş. Yani saç, yaş da biraz ileri. Ya diyor Remzi abi diyor şimdi ben seni nasıl çocuklarıma bunu bu eserleri söyleyen budur diye gösterebileceğim diyor. Şimdi takılıyor da halen bazen o durumlar oluşuyor. O durumlar oluyor. Eyvallah. Evet. Tekrar yüreğine sağlık. Eyvallah. Evet şimdi size dönelim. Size dönünce yönümüzü Avrupa'ya çevirmiş oluyoruz. Hep aklımıza eyvallah o geliyor. Burayla ilgili size çok fazla bir şey soramayız. Zaten biz sormamız da doğru. Dinleyici olmayı tercih ederiz. Estağfurullah. Sormamız da doğru olmaz. Orada şimdi buradaki sanatçılar gibi sizler de evet, iş güç sahibisiniz. Tabii ki. Yani sadece sanatla tabii ilgilenmiyorsunuz. Hatta sanat belki işin hobi parçası oluyor. Orada çalışma ortamı buradaki kadar zor mu yoksa daha mı sıkıntılı? Yani böyle çünkü hep şunu duyarız. İşte Avrupalılar çok çalışırlar, evet, işte biriktirirler, tatilde hepsini harcarlar, işte tatilleri var, hepsini tatilde harcarlar gibi böyle şeyler de var. Nasıl orada aslında şartlar? Aslında çok çalışmaktan, tabii ki çalışma çok ama disiplinli çalışmak var. Orada bir saati var, o saatin 5 dakika fazlası yani eksiği olduğu zaman, evet, geç kaldığın zaman sıkıntı doğar. Ama 5 dakika fazla da çalışmıyorsunuz. Hayır. O da var. O saatte bırakılıyor. Tabii kendi işini yapan arkadaşlar hariç. Gene buranın kültürünü oraya taşıyoruz. Taşıyoruz yani, evet. Onu şey, ama oradaki yani genel olarak da yaptığın, hı-hı, zaman saniyelik, dakik. Bir de şu var hani rızkın çoğunluğu şafak vaktindedir. Vaktindir, değil mi? Evet. Biz maalesef ya ben yalnız değilim bu fikirde yani, hı-hı, arkadaşlarımın çoğu oradan gelenler bu fikirde. Ben gelirken otoyollar, o şeyler sabah namazından sonra işte 7'ye kadar olan bir zaman içerisinde yollar bomboştu. Kimse yoktu. Burada mı? Burada. He. Bomboştu. Evet. Bunu itiraf etmeliyim. Doğru. Orada pazara falan denk geldin abi. Ay bugün. 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 Bugündü. Ben de temize çıkartmaya çalışıyorum hocam. Yani istediğiniz zorla abi olmuyor. Ama orada yani sabahın 6'sında trafik çok yoğun. Herkes yani şey yoğun. Burada maalesef biraz sanki acaba hocam şimdi bak olay ne diyor musun? Bak şimdi ben farklı bir boyut. Şimdi bizim burada gece namazı çok kılıyoruz. Gece namazı çok kıldıkları için o tabii yorgunlukla sabah erken hep kalkamıyorlar. Kalkamıyorlar. Yani bir de gece namazı Almanlarda var mı? Hep şey yok. O boyut ona bir şey demiyor. Ya o boyut da var. O orayı var. Da düşünelim. Allah razı olsun. Demek ki gece, evet, namazlarını Türkiye'yi temsil edersin. Bakan izliyorsa bakanlıklar falan seni böyle temsilci yani, olarak yani seçebilirler. Yani kılınmıyor mu yani? Şimdi bir şey etmiyoruz ki gerçekte. Kılan yok mu yani tabii, şimdi? Tabii tabii. Tabii var yani. Var. Ama hocam iyi bir noktaya değindi. Evet. Sabah erken saatlerde, evet, güneşin doğuşuyla beraber. Aynen. Sabah namazından itibaren rızıklar dağıtılır. O dönemde, o saatlerde rızık peşinde koştur mu? Allah-u Teala inşallah insanın rızkını elbette genişletir. Bizde var o biraz, o tembellik var. Bizde her kendi işimizse işte evet, 8, 9, 10 bazen 11'i maşallah olabiliyor. Diyelim ve tekrar bir eser alalım senden abi. Hazır evet, abi şey demişken hani gece namazından bahsetmişken ümmetin şeyini böyle evet, biraz dile getirelim. Derdi ve ümmeti diyelim mi hocam? Kürşe bir eser. Derdi ve ümmeti, derdeki girane, geleki girane. Eri. Böyle, buyurun.
derdi ümmeti. Bari ser millime gel ki girane, dünya alemi tevbe ki fuşahi. Ümmet-i İslam'ı tene perişan. Ki girane dünya alemi
nişane. Eyvallah, yüreğine sağlık. Abi Samet abi, memleket neresiydi abi? Konya. Konya. Kürtsünüz. Evet. Oranın Kürtlerinden değil mi? Tabii Konya'nın Kürtlerinden biliyorum. Konya'nın yerli Kürtleri var mı? Var. Yok. Yani sonradan oraya göçmeye falan. Tabii sonradan gitti. Yani sonradan dediğimiz uzun zaman önce. Ya hocam, bizim oranın Kürtleri yaklaşık 300-400 seneye kadar dayanıyor. Hı hı. Yani ilk gidenler. Köken nereden gidiyor hocam oraya? Ya değişiyor. Bizim orası, yani İç Anadolu Kürtleri, kabile diyelim, böyle hani ayrı ayrı bölgelerden. Diyarbakır, Urfa arasına gidenler var. Elazığ bölgesine gidenler var. Malatya, Adıyaman. Şey için sordum bunu. Bu hakkını helal et. Şive. Şive için sordum ama tabii. Bir ara ben Konya'ya gitmiştim. Orada bir kamyon şoförüyle ev taşıyorduk falan. Konuştuk. İşte Diyarbakır falan dedim. Ben de Kürdüm dedi. Kürtçe konuşmaya başladı. Emin ol. Bir hada kelimesini anladım. Allah. Başka da hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey. Yani çok farklı bir Kürtçe. Yer askerde hocam, ben de başıma geldi. Şimdi yani Konya Kürtçe başka bir dildi yani. Biri konuşuyor hocam. Şırnaklı bir kardeşimiz. Böyle konuşuyor. Hani ben de Diyarbakırlı olduğum için çavuş beni çağır dedim. Mehmet dedi, bir şey anlatıyor kardeşimiz dedi. Anlamıyorum, tamam. Ben de gittim hocam. Dinledim. Çok şırnaklılar, çok hızlı konuşuyorlar demek. Yani ben, evet. Ya da o arkadaşımız hızlı konuşuyordu. Bir şeyler söylüyor falan. En son dedim, bir dakika dedim, Türkçe konuşunca tek tük tüyolar alabiliyordum. Yani yine Türkçe konuşalım hocam. Evet. Hocam, bazı yöreler çok seri konuşuyor hocam. Aynen. Bizim orası şimdi bir de bu tarafına bakmak lazım. Burası genellikle Kürtçe konuşuyor. Şehir dahil Kürtçe, evet, konuşuluyor. Etraftaki köyler Kürt. Biz orada 400 senedir, yani etrafımız hep Türk Kürtçe köyleri, Türk şehirleri. Buna rağmen Kürtçe kalmışsa, tabii ki bu şekilde de yani, kalmışsa iyi diyoruz. Biz gurur duyuyoruz. Evet, yani iyi. Yani o manada demedim. Ben niye, çok yani, anladım. Yo. Türkçeleştirmemişler. Hı-hı. Kelimeleri anlayamıyoruz. Yani farklılaşmış. Farklı bir ağız. Yani bir de ağız da farklı. Tabii ki. Ağız da farklı olunca. Bizim orada dahi, yani Konya'nın 50 kilometre uzaklıkta olan köyleri dahi bazen birbirini anlamayabiliyor. Değil. Bu vesileyle bu mübarek bayram gününde şimdi hem Şırnağı yad ettik, Konya'daki Kürtleri ve Türk kardeşlerimizi. Şırnağı ve Konya'ya selam sevgi gönderelim o zaman. Evet. Özellikle Konya'daki kardeşlerimize. Orhan abi de Konyalı değil miydi? Yok, Orhan abi Karadenizli. Artvin. Oradan o zaman selamlarımızı gönderelim. Artvin'e de selamlar gitsin. Orhan abinin annesi bizi izliyormuş. Kaç gün önce beraberdik. Evet. Buradan selamlarımı gönderiyorum kardeşlerimize. Eyvallah. Allah razı olsun diyelim. Sözü tekrar Fethi abiye bırakalım. O ki Şehit Aytac'ı okumayacaksın. Bize başka güzel bir ilahi, güzel bir eser. Evet. Kürtçe hareketli bir eser. Kürtçe. Evet. Hazreti Peygamber üzerine. Evet. Bestelenmiş, onu okuyalım inşallah. Kürtçe, buyurun. Oh,
me azad ya me Muhammed Mustafa ya maksada me murada me Muhammed Mustafa ya habibe me tabibe me Muhammed Mustafa ya seydaye me ma musteme Muhammed Mustafa ya Muhammed Mustafa ya Muhammed Mustafa ya او شیرینی دلایه محمد مصطفیه او شیرینی دلایه محمد مصطفیه محمد مصطفی اینام هفیام محمد مصطفی بخارام میسالام محمد مصطفی نوروزام پیروزام محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی او شیرین دلای محمد مصطفی او شیرین دلای محمد مصطفی Eyvallah. Yüreğine sağlık. Bu sözler de size mi ait? Yok, bana ait değil. Bu arada bunu söyleyeyim. Televizyon ekranlarında ilk defa Kürtçe bir eser seslendirdim. İlk defa. İnşallah hakkında ama güzel seslendirdim. Sizin normalde ama kurmansın değil mi abi? Kurmancım. Normal memleket Kürtçe. Neresiydi abi? Elazığ Kovancılar. Kovancılar. Evet. Zaza mısınız? Kürmanc- Kürt. Kürtsünüz. Evet, Kurmancı. Seslendirmede bir sıkıntı yok. Sözler kimindi biliyor musunuz? Sözler Özcan Atsat abime herhalde ki. Bested herhalde ona ait. Bested ona ait. Ona ait diyor evet. Sözler. Bu arada şimdi bir espri yapacağım. Avrupa'daki sanatçı herhalde Elazığlıların elinde hocam. Şimdi Ahmet Fethi Elazığlı, Muhammed Edip abi Elazığlı, Murat Yaman Elazığlı herhalde şey yapıyorlar. Samet abi de herhalde çaktırmadan girmiş herhalde. Bir ben de uzak. O da Elazığlı rolü yapmıştır. Zaten demin dedik köken bir kısmı Elazığ'dan falan geliyor. Ya. Belki de onu, ona binaen de olmuş. Belki de eyvallah. Yok, güzel bir eser. Biraz önce aklıma geldi. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Şimdi tam İç Anadolu Kürtçesiyle işte buranın, Diyarbakır'ın, Elazığ'ın Kürtçesini kıyas yapıyoruz. Tabii sanatçı bir arkadaşım, isim vermiyorum. Sanatçı bir arkadaşımız, abimiz. Şimdi takılıyor bana. O arada telefon geldi ona. Go alo. Go da telefonu kapat ki ezel tabii yani. Bu abi bu neydi şimdi? Kapat telefonu kapat ki. Kapat ki. Dedim eğer böyle hesabı bir sürede niye konuşuyoruz? O yine güzel söylemiş. Ezel tabii yani ben seni arayacağım demiş. Ezeti aramış kim dememiş. O da onu daha da söyleyenler var. Değil mi? Mehmet Eşin Hoca vardı İstanbul'da Doğru Haber Gazetesi yazarlarından. Diyordu bir Allah'ın diyor bir öğrenci bana diyor. Tez hal kırıklığına uğratmış kim. Tez hayal kırıklığına uğratmış kim yani. O yine güzel söylemiş. Kapat ketek demiş orada bir orada bir kelime şey. Bayağı bir güldük ama. Evet. Eyvallah. Vakit hızlı ilerliyor. Muhabbet de tabii eyvallah. Güzel ama eyvallah. Hızlı ilerlediği için biz de hızlı hareket eserim etmek, geçelim. Davranmak durumundayız. Bir eser daha alalım size. Tamam. Abi. Ne alalım? Bu sefer de Türkçe güncel bir eser yapalım. Evet. Adını andıkça yapalım hocam. Adını andıkça. Peki, buyurun. Şöyle bakalım yazısı var. Eyvallah. Resulallah ismini yazmışım de
derinlerine, ismine kurbanım ya Resulallah, ya Habiballah. Aramız da engel var, gelemem ki Ravzana kurbanım ya Resulallah. Aramızda engel var, gelemem ki Ravzana kurbanım ya Resulallah. Adının uğruna gönlümü verdim, gönlümü verdim. Bu aciz bedeni yoluna serdim. Sürüne sürüne kapına geldim. Adına kurbanım ya Resulallah, ya Habiballah. Aramızda engel var, gelemem ki Ravzana kurbanım ya Resulallah. Aramızda engel var, gelemem ki yoluna kurbanım ya Habiballah. Rabbim Ravzana gelsem, Ravzana gelsem, mübarek Ravzanda yüzlerim sürsem, hak nasip eylese cemalin görsem, cemalen kurbanım ya Resulallah, ya Habiballah. Aramızda engel var, gelemem ki Ravzana kurbanım ya Resulallah. Aramızda engel var, gelemem ki yoluna kurbanım ya Resulallah. Eyvallah, yüreğine sağlık. Son eseri böyle biraz hareketlendirdin. Birazcık dedik artık. Evet. O şeyden çıktık. O malum çıktık. Haçta olan tabii kardeşlerimiz var. Gidemeyenler var. Rabbim gidemeyenlere inşallah en kısa zamanda nasip etsin. Hepimize inşallah. Gidenlere Rabbim hacını kabul etsin inşallah. Abi, iyi ki programın başında söylemedin. Yoksa benle Mehmet Ali abi yine o umre hikayelerimizde bir aynı daha hikayeleri gibi. Bir daha da çıkamazdık zaten. Bir daha da çıkamazdık. Yani umreye gittik Emin Hocam'la. Bir yıl boyunca anlattık sürekli. Bir yıl mı? Evet, bir yıl boyunca anlattık. Yani olağanüstü şeyler mi yaşadınız? Yok. Yoksa? Abi herkesin yaşadığı şey. Kısa dönem, yani daha doğrusu 15 günlüğüne askerlik yapıp böyle gelip anlatanlar gibi. Aynen. Bize. Tamam, anlat anlat bitmedi. Ağzına evet. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Samet abi, eser güzel. Samet abi de böyle bir hançere olayı var. Böyle hani diril diril söylüyor ya, çok güzel oluyor. Sesine akışıyor. Seçtiği olsun. Eserler de genelde sesine Allah yakıştırdığı eserler. Eyvallah. Süper. Öncelikle tekrardan memleketinize, vatanınıza hoş geldiniz. Allah razı olsun. İnşallah böyle Allah-u Teala kısmet eder. Her bayram burada yakınlarınızla beraber bayramı geçirirsiniz. Buraya katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Biz Allah teşekkür razı olsun. Allah razı olsun. Sizin vesilenizle gurbette bulunan bütün kardeşlerimize, bütün hemşehrilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Biz de teşekkür ediyoruz. Özellikle eyvallah. Rehber TV ailesine, burada bulunan kardeşlerimize, stüdyoda ter döken arkadaşlarımıza Allah razı olsun. Avrupa'daki kardeşlerimiz, buradaki kardeşlerimizin tekrar bayramları mübarek olsun. Bir sonraki programda i̇nşallah, görüşmek üzere diyoruz inşallah. Kısa zamanda bekleriz eyvallah. Sizleri. Eyvallah. Mehmet abi sana da çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyenler, bayram sevincinin 3.
gününde, bayramın üçüncü gününde yine Avrupa'dan değerli konuklarımızla beraberdik. Bu akşamki programımızı da güzel bir eserle bitireceğiz. İnşallah yarın bayramın dördüncü gününde yine farklı sanatçı konuklarımızla burada olacağız. Yarın görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Buyurun hocam.